Hayırlı işler dayı, ne yapıyorsun? Sana giren çıkan bir şey yok evladım, sen bak işine. Olmaz dayı, yasak. Karakoldan kağıt getirmen lazım. Ne demek yasaktan? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şerif amca, beraber bir kamyon dayak yemişliğimiz var. Bak kurban olayım baş asarım. Aa, tanıyorsan o zaman hakikaten vermezsin yani. Şerif amca yine mi sen ya? Bir insan her gün benzinlikten benzin çalmaya çalışır mı ya? Oğlum tamam lan. Oğlum deden yaşında lan. Ne oluyor burada ya? Bu adam kim? Ya. Evladım, iki bidon benzin istiyorum, vermiyorlar. Bu karda kışta soğuktan öleyim istiyorlar herhalde. Olur mu canım öyle şey? Ne var yani şuradan iki bidon benzin alsam, evde damıtıp doğalgaz haline dönüştürsem, yakabildiğimi yakarım, yakamadığımı içerim. Çok şey mi istiyorum yani? Tamam amca, sen ne kadar istiyorsan al. Yazıklar olsun size be. Deniniz imanınız para olmuş. Adamın akıl dengesi yerinde değil diyorsun. Ha, Şerif amca. Hallettin mi işini? Hallettim, hallettim. Evladım, sevabına beni bir aşağı mahalleye bırakır mısın? Çok önemli bir işim var. Ne oldu lan, ne oldu? Yine mi dışladılar oğlum size? Arkadaş, tam babamla ortak payda da bir şeyler yapacağız dedik. Heves ettik. Siz hiçbir şey ellemeyin diyorlar bize ya. Sizin istediğiniz gibi olacak. Siz karışmayın. Allah Allah. Bak 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 bak. Bak görüyor musun? Resmen ötekileştirmişler. AB kapısında bekleyen az gelişmiş ülke muamelesi yapmışlar. Hırpalamışlar lan çocukları. Lan Sezai. Gökyüzündeki bulutlar gibisin lan. Sana her bakışımda başka bir şey görüyorum. Hatta seni şu an nasıl gördüğümü istersen çizerek anlatayım Sezai. Ya. Abi üsteleme ya, istediği bu ya. Üstüne gitme şunun. Keyfi yerine geliyor ya. Keyif mi? Ne keyif? Keyfim yerine geliyor ne lan? Keyfim yerine geliyor oğlum. Keyfim yerine gelsin istesem seni bıyıksız halay ederim. Beni bıyıksız halay mı edersin? Bay, hayal ederim. Bıyıksız hayal ederim seni ya. Dilim suçtu. O dilin değil, dişin olmasın lan. Yok işte ağzımda bir şeyler kamaştı ya. Sezai, Metin'i bıyıksız halay ederim dedi. Dubunu düşüneyim. Gözümü kapatayım anam. Çikines. Ya arkadaş, biz kendi dükkanımızda niye rahat edemiyoruz ya? Niye yalnız kalamıyoruz ya? Niye her yemek açtığımızda yağmurdan sonra çıkan şemsiyeci gibi, derbi maçı öncesi çıkan bayrakçı gibi, zafere ulaşmış gerdekten çıkan damat gibi, niye siz bir anda burada bitiveriyorsunuz ya? Estağfurullah. Ya Metin, çok ışırdatıyorsun. İnsanı cezbediyor. Ya şu şeritinden tutup açsan bu kadar ses çıkmayacak yavrucuğum ya. İşte kümülüs böyle oluyor, kümülüs böyle oluyor. Turgut abi bak, söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum. Sen de dükkanın telefonunu buraya yönlendirmişsin. Gün aşırı arıyorlar abi. Çilingir soruyorlar ya. Çayları getirdim usta. Adam çayları da buraya yönlendirmiş ya. Hadi, hadi. Yavaş ya lan. Lan yavaş ya, öleceğim lan, nefes al lan. Yemin ediyorum DTSC televizyon gibi saniyede 30 kare götürüyor ya. Yediğimde gözü var, yemin ederim. Bir dükkanı terk edebilirsek abimle durum değerlendirmesi yapacağız. Hadi yalnız kalacağız. Hadi. Efendim baba. Ne olur? Alternatör lazım. Buluruz, buluruz. Ha evet, bulabiliriz. De sen niye buradan soruyorsun babacığım? Duvarın arkasındasın. Biz oraya gelmeyin diyorsunuz. Hı hı. Benim annem senin karın zaten baba, bir sıkıntı yok. Tamam. Peder Bey'e alternatör lazımmış abi. Adam o. Yavaş yavaş ol. Anne. Sezai. Ne diyeceğim ya? Senin tamirhaneden illa çıkma bıkma bir şeyler bulunur. Şu tipe bak be. Şu yakışıklılığı kessen tövbe. Charlie'nin meleklerindeki Charlie. Ya. Buluruz. Buluruz da bundan benim çıkarım ne? Hı? Hani benim çıkarımı göremiyorum. Bana çık diyorsun sen. Ya sen bize bir yardım et. İlla sana bir faydamız dokunur. Dokunur, dokunur. Bunların herkese faydası dokunur. Değdireceğiniz illa. Hadi gidelim Turgut. Doyduk doyacağımızı, yedik yiyeceğimizi, aldık alacağımızı. Üsküvi alsana biraz. Aldım. Ya Allah. Aslında bu yaptığım tamamen bir öz eleştiri. İnsan hayatta her şeyi başaracak diye bir kural yok. Ben de ilk çocuğu yaparken galiba biraz olaya veremedim kendimi. Tam anlamıyla konsantre olamadım. Böyle yalap şalap şap bir şey çıktı ortaya. Annemin soktuğu lafı döndürüp dolaştırıp oğluna soktu ya. Abi şu feyz almadaki hevesini mesleğinde kullansan da bir kendi arabamızı yapsak ha, ne diyorsun? Benim oğlanda bir sıkıntı var. Yok canım. Var. Yoktur ya. Var. Okul hayatı boyunca din, kültür ve ahlak bilgisi dersinden sıfır aldı. Lan besmeleyi çekene zaten 10 puan veriyorlar. Bu onu bile diyememiş, bismillah demiş. Alamadı o puanı da. Ne diyorsun sen ya? Adını soyadını doğru yaz, zaten 5 puan veriyorlar lan. Benim soyadım ne? Yalnız. Yalnız. N, L'den önce geliyor. Yalnız.
Bu ismini yazdırmaya gitmiş. Bu yalnız değil. Yalnız demiş, düzeltmiş. Hayatında bir defa doğru bir şey yaptı, onu da yanlış zamanda yaptı. O puanı da alamadı tabii. Herkesin bir çilesi var Sezai abi. Seninki de bu demek ki. Hayır, bir de ayarsız. Okul müdürü velini çağır demiş. Dün gece aradı beni bu. Buyurun dinliyorum dedi. Sen aradın dedim. Kimi dedi? Beni dedim. Sen kimsin dedi. Ben Sezai dedim. Tanımıyorum öyle birini dedi, kapattı. Babanın deseydin ya lan. Dilim varmadı lan. Eksiki sevimli be abi. Neresi sevimli lan? Neresi sevimli? İnsan gibi yiyor, at gibi sıçıyor. Günde 17 saat uyuyor. Geçen gün bunu unuttuk, tatile çıktık. 3 gün sonra geri döndük. Suratıma baktı. Ekmek bitti dedi. Hani neredesiniz? Neden beni götürmediniz? Tatile nereye gittiniz? Su sıcak mıydı? Hava güzel miydi? Yok. İşte ilk yere güne olmaz derler. Sezai ileride aşırırsın yani. Ustalık eserin böyle olmaz diyelim. Ne diyelim yani? Sezai abi, konuyu diyorum alternatöre bağlayacaksın diye beklemiyor değilim ama. Hadi kapının önüne çıkalım şimdi, bu kahveyi maviyi bulamaz bu tosuncu. Hadi. Alternatöre şey yapalım. Çalış. Aa, geliyor bizim Moby Dick. Bunun velayeti yüzünden anasıyla boşanamadık biz. Ben diyorum ben istemem, anası diyor ben istemem. Baba! Hocaları bunu sevin, yoksa gelip her gün bizi dövüyor dediler. Biraz sevgi göstereyim. Gel oğlum, gel. Gel babana, gel. Baba! Tutturamadım baba. Neyi tutturamadın lan? Ha? Neyi tutturamadın oğlum? 1.70 kol aralığım var lan benim. Bu ne lan? Bunlar ne lan? Bu ne bu? Bu ne bu? Ha? Delgeç mi oğlum bu? Hadi içeri, amcalar gelecek yavrum. Hadi içeri geç hadi. Mutfak nerede? Mutfak nerede mi? Gir içeri, mutfağı bulursun. Hadi geç. Sezai, bunun sesi. Bismillah. Sana mı benziyor lan? Ulan kesilen, çalışmayan uzvu anlatırken bismillah derler Ali. Sen benim sesi anlatırken mi diyorsun? Benziyor işte. Nasıl lan? Oğlum benziyor işte ya. Kimi babasının gözünü alır, kimi burnunu, kimi kulağını, kimi huyunu alır. Benim mal olan da komple sesimi almış işte. Halbuki açık büfe, seçmeyeni al. Sezai abi sesini almış da diğer taraflarda biraz yardım etmişsin sanki. Her şeyi kendi imkanlarıyla yapmamış çocuk. Sezai bak, dünya ahiret bacım olsun. Senin hanımın da kaşı gözü yerinde aslında, biliyor musun? Ya kadıncağız hiçbir kromozomları aktaramamış. Ya da demek ki sen crossing over kısmında hanımı bayağı ezmişsin. Bildiğin fark atmışsın lan. Heh. Nihayet konu bilime geldi. Benim oğlana bilim ödevi vermişler. Project. Ne lan? Proje, proje. Normalde proje olarak tekerleğe getirse ben sınıfı geçiririm dedi hocası ama müfredat varmış. Bu olana proje yapacaksınız. Sezai abi biz buna neyin projesini yapacağız? Bu zaten proje olmuş lan. Mucit değil misiniz oğlum siz? He? Yapın bir şeyler işte. Yapın bir şeyler, sonra da gelin alın alternatörü. Oğlan size emanet. Hadi eyvallah, ben gidiyorum. Şişt, tamam oğlum. Hadi, hadi tamam, hallettik biz hadi. Kitlediyorlar. Ey Sezai, alüminyum folyoya, köze, fırına, üçlü ocağa son. Kur saatini, közde patatesini. Elimde görmüş olduğunuz proje sayesinde Ortaköy'de ne kadar kumpici varsa an itibariyle bitmiştir. Al şu projeyi, ver bizim alternatörü. Bartır bartır bir yere kadar lan. Ulan proje diye ne güzel patates yapmışsınız işte. Bu saati niye taktınız ki? Anlattım ya oğlum. İşte bunu alsın götürsün çocuk. Sezai abi, senin oğlunla ilgilenmen lazım. Baba benimle kaliteli zaman geçir. Kaliteli zaman ne lan? Bu çocuğun kuracağı cümleler değil bunlar. Bu çocuk bu cümleleri kurabilir mi? Piyes gibi sufle mi veriyorsunuz lan çocuğa he? Ali sana çay yaptım, içer misin? Dede gözünü seveyim, sıtkım sıyrıldı. Abi siz çayı içer misin lütfen? Ver içeyim ben. Oh Beto! Senin bana tavladan kalan çay borcun ne olacak peki? Al ödeşelim. Senin bana okeyden kalan borcun ne olacak? Ulan geçen bilek güreşinde ben seni yenmedim. Bu çay benim hakkım. Geçen de ben de seni yendim bilek güreşinde. 3 çay borcum vardı. Kaldı 2. Al zıkkım bak. Sezai abi demeyeyim diyorum, demeyeyim diyorum ama abicim siz bu çocuğu yaparken işlem hatası mı yaptınız? İç açılarını yanlış falan mı hesapladınız? Ne yaptınız ya? Oğlum oynama lan, bozacaksın. Lan! Ne oluyor lan? Oğlum! Metin! Vallahi billahi ne becermiyor. La ben değil. Değil be. Ben öyle dedim diye mi oldu lan? Ben öyle demedim. Birisi acilen acil arasın lan. Oğlum Allah Allah. Sezai'ye mukayyet olun. Sakın ilk yardım yapmasın. Bırakın ilk yardım, biliyorum lan. Lan bıraksanız oğlum lan, o benim oğlum. Bırak, çekil. Çekil.
Anam! Dişlerini fırçala dedim sana kaç kere ya! Allah Allah! 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 Elektroşok uygulayacağım. Sezai! Gerizekalı! Pislik herif! Yine küfür, yine küfür. Uslanmadı bunlar arkadaş ya. Sezai, bırak dur. Senin tipini sikeyim. Sezai, bırak dur. Senin inini, cinini, cinsini, cibilisini, silsileyi, alttan üstten, önden arkadan, sağdan, soldan, tek tek. Ben gitti lan. Ya ne güzel rüya görüyordum. Kim uyandırdı beni? Baban. Anam Sezai abi gitti lan. At montu at üstüne. Ceketi çıkar. At üstüne. At üstüne. Gençler, para tuzağı o alet ya. Gelin dumping'e gelin. Ona atacağınız paranın yarısına ben kendime vurdurtuyorum. Hangimizin daha hızlı vurduğunu nasıl anlayacağız? Onu ben söylerim ya. Yanaklarım çok hassastır. Allah bereket versin kardeşim. Önce hanginiz vuracak? Sen. Elin sertmiş delikanlı. Güzel. Ama maalesef benim asıl işimle ilgilenmem gerekiyor şu an. Part time bir iş de bu benim için. Ama arada uğrayın ha, ben buralardayım. Şuradan çıkışı mahallemizin. Dur, dur, hop. Ben alayım onları ya. Dükkanın muhasebecisiyim de kaçak köçek var mı kontrol edeceğim. Yap. Hadi kolay gelsin. Evet. Market alışverişi tamam. Malzeme almışlar, o da tamam. Banka 12 TL çekmiş. Ne hakla? Bu konuda bilgilendirilmedim ben. Ben gösteririm onları. Ben gösteririm onları. Bu bir soygundur. Şuna bak. Millette ayakta kalacak takat kalmamış. Ürünüyor be herkes. Çabuk bana müdürünüzü getirin. Buyurun müdür beni. Bu çekim nedir yani? Kimden onay alıp da çektiniz siz bunu? Efendim, Ali Bey'e iş yeri sigortası yapılmış. Onun primini çekmişler. Hayatta Ali abim böyle bir şeye onay vermez. Resmen bu bir soygundur. Bu bir soygundur. Efendim, gelsinler hemen iptal ederim. Gelecek tabii. Gelecek herhalde. Şu insanların haline bakın ya. Az biraz müşteriye saygınız olsun be. Hepsi ağzımın içine bakıyor ha. Neymiş? Ayda 12 liraya her şeyimiz güvence altındaymış. Yok be. Diyor ki sel gelse, su bassa zararı biz karşılarız diyor. Ay yangın çıksa, kül olsa size misliyle 250 bin veririz diyor. Lan hadi lan oradan. Benim Metin'le Ali abimin ekmek kapısı yandıktan sonra yemişim 250 binini. Para oradaki o sımsıcak atmosferi, o sevgi yuvasını geri getirebilecek mi? Bitti dertler tasalar, bitti dertler tasalar. Oğlum sigortayı sakın iptal ettirme lan. Sigorta bizi kurtaracak, sigorta bizi kurtaracak. Bazen israf batağında çırpınıyormuşsunuz gibi geliyor ya. Ha o defter ya, babamın çalışma defteri. Bir arkadaşı bıraktı, ben de daha bakamadım. Her şey gün gün not almış. Bak motorun çalışmadığı gün, babamın yüzüne nasıl bakarım? 3 gün sonra yine not almış. Motor bujilerden dolayı çalışmamış. Böyle basit bir hatayı yaptığım için asla kendimi affetmeyeceğim. Bujileri kontrol etmek hep aklımdaydı fakat... Ali çok hasta olduğu için onunla ilgilenmek zorunda kaldım. Ne olursa olsun mazeretim yok. Kendimi affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim, affetmeyeceğim. Niye 3 defa yazmış ki rahmetli? Ben o günü hatırlıyorum biliyor musun? Ben o gün hasta değildim Yiğit. Hoca yazılı sınav yapacaktı. Ben de hazırlanmamıştım. Hasta numarası yaptım. Şimdi bu motor benim yüzümden mi çalışmadı lan? Ya saçmalama be Ali. Bir sürü eksiği vardı o motorun. Sizin nevale olmadan zaten tamamlayamazdık motoru. Ben dürüst ve namuslu bir çocuk olsaydım belki de bu motor çalışacaktı. Belki de dünya daha güzel bir dünya olacaktı. Ali, kendini suçlamayı bırak. Sen hasta numarası yapmasan da hiçbir şey değişmeyecekti. Ben çekilin lan yolumdan. Allah Allah ya. Ulan kornundan çalışan araba yaptık. Sırf yakıt ucuz diye yollar fakir fukara arabasıyla doldu taşlıyoruz lan. Şimdi ne yapacağız? Bu araba da borla çalışmıyor mu Ali Bey? Ulan ne boru? Senin ağzı git. 4000 motor benzinli bu makine.
Aşıt veya araç demedim bak, dikkatini çekerim. Makine. Dünyada bundan 500 tane kaldı. Parasını verdim, aldım. Bundan kelli artık dizelle işim olmaz. Ara gazı vereyim de bak sesimi duyayım, sesimi duy bakalım. Ay ya, ay. Sese bak ulan. İşte bizim yaptığımız arabada böyle değil ki, fulülü fulülü ses çıkarmıyor. Ya ben horlarken bile daha çok ses çıkarmıyorum, ne oldu? Oy oy, şu yayalar sahaya inmeden basıp gidelim buradan, hadi abis, hadi abis. Halacığım, canım hala, turboyu alayım mı artık seni, he? Hadi bakalım o yüzden, arkadaşlar. Efendim, birine çarpacaksınız. Onuz kazanırız. Fena mı oğlum? Ulan karısı içinde bir bey planım var arkadaş ya. Eğer hız cezası yersen... Ana. Kapat! Ama burada Metin Bey'in fotoğrafı var. Aferin lan, sana %5... Ne zammı lan, sana 10 üzerinden 10 puan verdim. Eğer birine çarparsan direksiyona sen geçeceksin. Anladın mı şimdi beni? Eğer yaralanmalı bir kaza olursa ki senin haberin olmadan bütün kağıtları sana imzalattım. An itibariyle dalağın benim, böbreğin benim, ikisi birden. Diğerine kadar sökün anladım. Kan grubu olarak da B grubuna düşmüş. Resmen ölüm grubu arkadaş. Nasıl olacak bu işler? Senden de kan grubumuz aynı ya. 8 üniteye kadar senden kan alabilirim. Resmen kanunen kanını emerim Oğuzhan. Eğer bir arabaya çarparsam... İzle de gör bakalım, Ali Özdemir nasıl Ali olmuş. Ah, ah kalbim. Hemşerim Allah senden razı olsun. Sana çarpmasaydım var ya, kalp krizinden ölecektim. Oğlum haplarımı ver. Bakma malmalı, haplarımı versene ulan. Ali Bey, gerçekten bilemedim. Sizin gibi ülkemizi güzelleştiren, dünyamızı güzelleştiren birine bu şekilde davranmak... Beyefendi rica ederim, bu bahsi kapatalım. Ben sizi arkadan giydirdim. O yüzden bütün masrafları da ben karşılayacağım. Efendim olur mu? Yok. Aa, peki. Bunu duymuş olayım. Bizzat kendim karşılamak istiyorum masrafları. Tekrar tekrar özür diliyorum. Lütfen kabul edin. İyi hadi. Dişçiyi de kilitlediniz mi lan? Tabii tabii efendim. Aferin. Cebimden sana 10 puan daha verin. Sağ olun. Hadi. Vay 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 vay. Abi sen ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? O gün Abdullah'ın yaptığı motoru imha etmişsin. Bizim böyle şeylerle uğraşmaya halımız yok Metin Özdemir. Büyük oyuncuların dikkatini üzerimize çekemeyiz. Anlamıyorsun. O motor bizi bambaşka yerlere taşıyabilir. Büyük oyuncuların arasına sokabilir. Çayla çalışan motor fantazi değil. Ne? Çayla mı? Çayla mı çalışıyor lan bu motor? Aynen öyle. Aynen dediğin gibi. Çok güzel yaptın da cümleyi unuttum. Aynen öyle. Aynen dediğin gibi. Demlikten çıkan atık çayla çalışıyor. En çok da ülkemizde bulunuyor. Atık olarak da dışarıya oksijen veriyor. Çayın yeşil halinden bile fazla. Yok, ebesinin damı. Küfür yok, küfür yok. Manyak mı lan bunlar? Nasıl çalıştırmışlar ki bu motoru? O motoru yapanların başına bir şey gelirse... O eli bir indir. Aferin, devam et. Babamın vasiyetini biliyorsun. Bu motoru daha ileriye taşımalıyız. Babam kafayı dünyayı güzelleştirmekle bozduydu. Motorun icadı sürecinde orada bulunmadığımız için icadı hiçbir zaman anlamadığımızla ilgili bizi suçladı durdu. Ondan sonra da rahmetli gitti. İcadın finans gücüyle ilgili hiçbir şey görmedi. Sen de oturmuşsun koltuğuma, geçmişsin karşıma terbiyesiz terbiyesiz, gözünü çay vermiş konuşuyorsun. O iki genci ben hallettim. Razı ol. O değil, Abdullah. Sen çıkış yolunu iyi bilirsin, dükkan senin. Gel gel. Daha hiçbir şey bitmedi abi. Hiçbir şey bitmedi. Alo, Arif. Hakan'la yaptığınız icada talip çıktı. Arkadaş, para bir insanın karakterini değiştirir, huyunu değiştirir, şivesini nasıl değiştirir?
Edward Norton gibi adamım lan ben. Olsun, Hüseyin Peyda da dönüşüyor. Üç karatlık pırlanta taşlarla örülü 15 gramlık yüzüğü yuttun mu Metin? Yutmadım de. Elma kadardı lan o. Isır ısır bitiremezsin. Tüh senin bıyığına tüküreyim be. Yüzük mü? Hilmi? Düşündüğüm şey mi lan? Ya Hilmi abi ben böyle elime attım fondipliği verdim ben. Nereden bileyim içinde yüzük var? Bir müsaade etsene de ben izah edecektim kardeşim. Ben bunu döverim abi. Yine mi evlenme teklif edecektin bana? Bir saniye. Bu çok önemli. Klozet kapağı mı lan o? Ne alt çeviriyorsunuz oğlum siz? Takside patent falan diyordunuz. Taharet makinesi mi yaptınız lan yoksa? Ha? Şimdi biz bu konuyu tartışmayalım. Senin rakamı söyle biz onu kendi aramızda verip halledeceğiz yani. Uzatmayalım. Olur. Fatura burada. KDV içinde. 17.000 dolar. Ha? Şimdi biz bunu tartışalım. Öyle kestirip atmayalım konuyu lütfen. Bence de. Kestirip atılacak bir konu değil. Tabii. Değil mi? Ya sen faturaya mı bozuldun? Vergiden düşüyorum. Mi diye sen fatura alırım. Ne yapayım? Huyum böyle. 17.000 dolar. He. 17.000. Ya Hilmi sen nasıl bir adamsın ya? Sen hiç uslanmayacaksın. Nereden buldun o parayı? Kazanıyorum çok şükür biliyorsun. Bilmiyor musun yoksa? Lan git. Nafaka istedim muhtardan fakirlik kağıdı çıkartmışsın. Devlet üstüne maaş bağladı sana. E ben de onu diyorum işte. Kazanıyorum. Her yerden kazanıyorum. Ballıyım. Ayrıca taşın, elmasın, pırlantanın, paranın ne önemi var ki kadın? Kalk, kalk yerden rezil ediyorsun beni. Kalk. Seni seviyorum. Kadınım o. Mutlu et beni. Yine yeniden çocuk yap bana. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Tabii ki. Hayır. Ben bu hatayı bir kere yaparım. Seninle bir daha evlenir miyim lan? Altı üstüveli toplantısına gittik. Toplantıdan çıktık. Evlenme teklif ediyorsun. Çocuğumuzu bu tip pis işlerine alet etme. Çocuğumuzu kullanma. Bugün biraz gergin miyiz ha? Gerginiz sanki bugün biraz. Hayır İlmi. Hayır! Arkadaşlar her şey kafamda. Sakın panik olmayın, kendinizi bana bırakın. Oğuzhan her şeyi halledecek. Ne diyorsun sen be? Oğuzhan, bildiğin camileri say lan. Say çabuk. Abbas Ağa, Abdülkadir Efendi, Abdülmecit, Abdülvedud, Abu Selam, Abdi Çelebi, Açbaş. Ah. Allah'ın manyağına eşek şakası da yapılmıyor. Oğlum onun artık kendine güveni var. Bugün işi aldı. Şakacı. İyi misin sen? Gayet iyiyim. İşe odaklıyım. Beni takip edin. Ne oldu lan? Tuttuğunla kaldın. He, ne dedin? Hanımım. Geri zekalı lan bunlar. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!